çarkıcı Seren Serengil'in evinde çalışan Özbek bakıcı o iddianın sahibi. Bugün siz kütgen ve siz aynı anda kızıkayotgan video. Uşbu vaziyette Özbek ayol ayıbdar mı? Yok ki Özbek ayol da üyüde işletken Türk ayol mı ayıbdar? Demek video devamı da aynen sizin kızıktırgen savollarga cevap olasız. Az yurttaşlar videoda kalın. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev buni doim aytganman va siz ayni onda Max Madiyev kanaldasiz. Ba'zi bir insonlar norozi bo'lyapti, ya'niki kanalingni uzoq reklama qilasan, like'ni juda uzoq so'raysan deb. O'shaning uchun juda ham qisqa qilib o'tib ketaman. Ushbu video boshqalarga tarqalishi uchun, boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun atiga bir dona like va agar mehmon bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilgan bo'lasiz. Bo'ldi. Demak, videoni boshlaymiz. Videoda hozir ko'rdinglar, sizlarni yana tushunishinglar uchun bir video qo'yib beraman. Albatta, hozir buni faqatgina Turkiyadan emas, balkim Amerikadan, Rossiyadan, O'zbekistondan ko'rayotganlar bor. Ular uchun ham qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman va vaziyatni umuman qilib tushuntiraman. Sababi bu ish ancha cho'zildi. Bu narsani har bitta seriyalarini o'zim kuzatib bordim. O'shaning uchun aynan sizlarga ham tushuntirish uchun, tushunarli bo'lishi uchun ushbu videoda qolishingiz kerak va qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Uf, tushuntirish deyish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Demak, ushbu videoda tomosha qilamiz. Marhamat. Magazin dünyasından da şok eden bir iddia var sırada. Şarkıcı Seren Serengil'in evinde çalışan Özbek bakıcı o iddianın sahibi. Seren Serengil'in erkek arkadaşıyla birlikte kendisini "sende koronavirüs var" diyerek dövdüğünü ve ormana terk ettiğini ileri sürdü. Suç duyurusunda bulundu Özbek bakıcı. Seren Serengil ise o iddiaları yalanlıyor. Dedim ki ona, buradan gidersen şimdi, yani hani buradan gittiğin anda bir daha bu eve dönemez. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çizik bir süreci yakından takip ediyorlar. Şarkıcı Seren Serengil ve erkek arkadaş tarafından koronavirüs olduğu için dövüldüğünü ve ormana terk edildiğini iddia etti. Darp izlerini de bir video ile paylaştı. Özbekistan uyruklu genç kadın 2 yıldır Serengil için çalışıyordu. Şimdi ise davacısı oldu. Suç duyurusunda Serengil'in saçından tutarak yere yatırdığını öne süren genç kadın, daha sonra ormanlık alana götürülerek darp edilmeye devam ettiğini iddia etti. Seren Serengil bu görüntülere katıldığı bir televizyon yayınında yanıt verdi. Özbek çalışanını dövdüğünü kabul etmedi. Diyelim ki evde ben bu kadını dövdüm. Saçını da yoldum. Mantık, mantık yürütelim. Sonra ben bu kadını alıp arabaya bindirdim. Ormana götürdüm, bir de ormanda dövdüm. Koronavirüs diye kadını dövmüşüm ya. Koronavirüsle ben bunu arabama alıyorum. Bir de Mustafa ile gidiyoruz. Ormanda kadını dövüyoruz ve ormana atıyoruz kadını. Yani neredeyse diyecekler ki bir de gömdü. Genç kadın ünlü şarkıcıya dava açtı. Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarına gerekli işlemleri başlatmışlardır. Ancak karşı taraf bu eylemden aklanmak için hayatlarında yaşadıkları önceki olayları ve travmaları bu olay ile illiyetlendirerek savunma girişiminde bulunmuşlardır. Hop, aziz yurttaşlar, videoda o'zingizlar ko'rdinglar. Oldin sizlarga shu narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizlarda ham shaxsiy savol, murojaat bo'ladigan bo'lsa, Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Instagramim Max Madiyev, eslatib o'taman. Obuna bo'lgan holatda mesaj, SMS'laringizni yo'llanglar. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Videoga keladigan bo'lsa, sizlarga shu narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu video hozir to'g'risini aytaman, juda ko'p mishmishlarga, boshqa narsalarga boy bo'ldi. Sababi bu birinchi video emas, Turkiyadagilar juda yaxshi biladi. Menimcha har kuni tomosha qilyapti bu mavzu haqida. Xo'p, ko'rganinglarda o'zbek ayol o'sha Turkiyani yulduz demayu, lekin Turkiyada mashhur bir ayol. Men to'g'risi bu voqeadan keyin tanidim. Men o'zi bu ayolni turkchi tanimayman, to'g'risi haligacha tanimayman o'zi aslida. O'sha ko'pchilik o'sha mashhur degan uchun tanidim. Xullas, bu ayolni uyida ishlagan 2 yil davomida va oxiri bu o'zbek ayolni aytishiga qaraganda, bu o'zbek ayolni u turk urgan sevgilisi bilan, undan keyin ko'chaga, o'rmonga olib kirib, o'rmonga tashlab, hattoki o'zbek ayolni kiyimlarini ham bermagan deb shunaqa mishmishlar yaratdi. Lekin turk ayoli ham bu narsani ko'tarib chiqdi, ya'ni o'zini oqlagan holatda, ya'niki aytishiga qaraganda men hech kim urganim yo'q, hech kimni kasallikda nima deydi, kasal deb
suçlamadım, yani aybdor qilmadim. Faqatgina o'zimiz oramizda ozgina muammolar bo'ladi, xullas o'sha bir muammo deb berdi. Va u muammosini biladigan bo'lsangiz, bu o'zbek ayoldi, bu turk aytishi bo'yicha. Turk eski eri ni oshnasi jo'natganligi va bu o'zbek ayol u yerda o'sha har bir gaplarni bu yoqqa yetkazib turishi uchun chiqarilgan mishmish bo'lgan, jo'natilgan, ya'ni o'zbek ayol bo'lgan bu yerda. Endi bu yerda kim yolg'onchi va kim rostchi bo'ladi deb so'raydigan bo'lsanglar, to'g'risi o'zim ham qiziqdim. Kecha bu narsaning javobini topishdi, aniqlashdi. Bu yerda va hattoki o'zbek ayolni deport sinir dishi qilishga qaror chiqdi. Menimcha qiboldi yoki endi qiladi, xudo xolasa. Bu yerda nima bo'lgan? O'zbek ayol hamma yo'qni bo'xlashtirdi. Ya'ni o'zbek ayol hamma yo'qni pachag'an chiqargan. Sababi birinchi aybi yolg'on gapirgan. Meni o'rmonga bor deb. Kameralar ko'rsatyapti taksida. Eslatib o'taman, o'zining mashinasi emas, taksida olib ketishib, dolmosha mashinalar turgan yerda yo'lni bo'yiga qo'yib, mashinadagi sumkalarini berib ketishgan. Yana bitta yolg'oni o'zbek ayol chiqqan, menga oylik bermadi. Har bitta oyligini bergan, o'sha bank hisobiga jo'natgan, bular ham aqlli bo'lgan, bank hisobiga jo'natgan. Har bitta uni ham isbotlab berdi va oxiri ham isbotlagani shuki, u bank hisobiga jo'natayotgan odam o'sha eski erini, turkda eski erini oshnasi bo'lgan. Xullas bu yerda hozir gapni lo'ndasini aytadigan bo'lsam, hamma ayb o'zbekda. Ya'ni qaysi ma'noda o'sha bitta o'zbek kelib, hozir har bitta o'zbekni nomini yerga uryapti. Bu videoda bu o'sha voqeani to'g'risini aytaman, juda ko'p insonlar ko'rdi. Juda ko'pchilik menga jo'natdi bu narsani. Manaqa voqea bo'lyapti deb to'g'risini aytaman va boshda men bu o'zbek aybdor emas shekilli, o'zbekga mishmish qilishyapti, ilishib qo'yyapti, oyligini bermayapti deb o'yladim, to'g'risi. Lekin o'sha oxirgacha ko'rsam, o'zbek ayolni yuzidan ham aytib turibdi yolg'on gapirayotgani. Chach qo'yib qo'ygan rasmga, hozir videoda ham ko'rdinglar, u chashdi, sochdi, ya'ni to'roq soch qo'yib qo'ygan va u sochdi rangi boshqa, o'zini o'sha ayolni rangi, sochining rangi boshqa. Ular juda ko'p yolg'onlar bo'lgan va o'sha kameralar, tashqarida kameralar isbotlab bo'ldi. Men xafa bo'lgan yerim, o'zbek ayol shunaqa darajada bir ongi past bo'lgan bu yerda qo'rqmasdan yolg'on gapirgan hamma yo'qdi. Bu yer Turkiya bo'lsa, boshqa yer emas, o'zini vatani emas, haligi xohlagancha yolg'onni yopishtirib, meni masalan bizda shunaqa moda-yu, o'zi birovlardan buziladi-da boshqalarni, meni mana bola buzdi deb turib yopishtirib, u bolani qamatavoradi. Shunaqa narsa bizda moda bilsanglar. Xuddi shunaqa narsa deb o'yladimi bu ayol o'zbek ayolni, ya'ni yopishtirib, aldab, suldab, aybdor qilaman, sharmanda qilaman deb. Lekin bu yerda yemaydi. Endi qaysi ma'noda qaysidir ayblovlar yemaydi. Bu yerda har bitta qadamda kamera bor va kamerani polis, o'sha militsiyalar, bemalol xodimlar, ichki ishlar boshqa ko'rishga haqqi bor va tekshiradi bu narsani. Har bitta soatdan soatga, minutdan minutgacha. Ya'ni to'g'risini aytaman, bu videoni ko'rib bir ham o'zbekka achindim, bir tarafdan jahlim chiqdi. Nimaga buni deb hozir boshqa o'zbeklarga ham to'g'risi tamg'i bo'ladi. O'zi bilasizlar, sekin-sekin yildan yilga o'zbeklarimizning hurmati turklar orasida sal bo'lsa ham tushyapti va bu kimgadir yaxshidir, O'zbekistonda o'tirib olib yoki boshqa yerda yurganlarga. Lekin bu yerda ishlab yurgan, oila baxtiyatgan, uyini qilayotgan, to'y qilayotgan, mashina olayotgan o'zbeklarimizga yomon. Bilaman, hozir ko'pchilik birpasda Turkiya desa o'zbek ayollarni noto'g'ri tushunadi, noto'g'ri ish qilib yurdi deb o'ylaydi, lekin ishoninglar menga, 80% ayollar bu yerda yaxshi ishlab yurganlar bor. Endi o'zini ichki dunyosidan boshqa yomon ishi, masalan, o'zini xarakterida yomon hodisa voqea bo'layotgan bo'lsa, albatta bu o'zini gunohi. Uni gunohi siz bilan bizga yozilmaydi. Bir, ikkinchidan shu narsani eslatib qo'yaman. Har bitta inson o'zi farishta emas, har bitta insonda o'ziga yarasha muammolari bor. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Men erkak bo'lsin, men ayol bo'lsin. Xullas, prosta o'sha o'zbek ayolga achchig'im kelgani nima? Ya'ni bitta o'zi uchun emas, boshqalarga uchun ham dog' tushirgani meni juda ham xafa qildi va haligacha ham asabim buzildi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi video haqida gaplashamiz bugun. O'sha video haqida aytadigan bo'lsam, o'sha aytganimdek, bu o'zbek ayolga deport qilish ishi va undan tashqari o'sha shirkatlarni aynoni surishtirish ishlari olib borilishi xabar berildi. Xullas, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiev bo'ldi. O'ylaymanki, qasr ma'noda tushuntirdim degan umiddaman. Ushbu videoni ko'rib jahlinglar chiqqan bo'lsa, albatta fikrlaringizni kommentariy qismiga qoldiringlar. Bu voqeani juda ko'pchilik biladi. O'shaning uchun men qop ketgan, tashab ketgan, qisqa qilib aytib qo'ygan yerlarimni to'liqroq qilib kommentariyga yozishingizni iltimos qilaman. Sababi boshqa davlatdagilar uje qiziqyapti. Nima bo'ldi? Kimda ayib? Hammasini kommentariyga yozishingiz mumkin. Sizlar uchun 7/24 soat ochi. Xo'p, kelgusi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'ling. Tez kunda yana yangiliklar bo'ladi. Xabar beraman albatta.
Turn it on.